Herkese merhaba. Bugün sizlere 4. sınıf Türkçe çalışma kitabı 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. sayfa cevaplarını vereceğim. Simit ve peynirle bilim insanı öyküleri metni etkinlik cevapları. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 97 cevapları. Hazırlık çalışmaları. Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Bu karikatürlerden biri okuyacağınız metinde de kullanılan bir doğa kanununu ifade etmektedir. Anlatılmak istenen doğa kanunu ile ilgili karikatürün altına yazınız. Cevap. Büyük balık küçük balığı yer. Birlikten kuvvet doğar. İkinci, doğa kavramıyla başlayan aşağıdaki çağrışım zincirlerine yeni kavramlar ekleyiniz. Cevap, çevre, orman, temiz çevre, hayvanlar, ağaçlar, yaşam. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 101 cevapları. 1. çalışma soru. A. Okuduğunuz çizgi romanın özelliklerinden hareketle çizgi romanı tanımlayınız. Bu kavramı anlamına uygun olarak bir cümlede kullanınız. Cevap. Karikatür öykü bir dergi türüdür. Bireysel sahneleri temsil eden sıralığı yan yana oluşan paneller şeklinde çizgi roman sanatından oluşur. Panellere genellikle konuşma balonu şeklinde açıklayıcı nesir ve yazılı anlatım eşlik eder. Cümlem, doğum gününde ailesi çizgi romanlar hediye aldı. Soru B. Okuduğunuz çizgi romanda anlatılanlardan hareketle çevre bilimci kavramını açıklayınız. Bu kavramı anlamına uygun olarak bir cümlede kullanınız. Cevap, çevre bilinci. Çevre hakkında yaşanan sorunlar, çözümler ve duyarlılık hakkında duyarlı davranışlarda bulunma ve düşünceye sahip olma. Cümle, çevre bilincine sahip olan insanlar, dünyayı güzelleştirir. İkinci çalışma. Soru. A. Okuduğunuz metinde anlatılanlar aşağıda karışık bir sırayla verilmiştir. Bu cümleleri metnin akışına uygun olarak numaralandırınız. Rachel zooloji eğitimi görür. 4. Zararlı böcekler için kullanılan maddeler yabani hayvanlara da zarar verir. 6. Rachel ve babası gezintiye çıkar. 1. Rachel gece gündüz çalışır ve doğanın dengesini bozan şeyin kimyasallar olduğunu anlar. 7. Baba kızına doğanın kanunundan söz eder. 3. O çalışmalardan sonra çevre bilinci kavramı ortaya çıkar. 5. Kartalın tavşanı avlamış olduğunu görürler. 2. Rachel Carson Sessiz Baharatlı kitabı amacına ulaşır. 8. Rachel toplumu bilinçlendirmek için yazılar yazar. 9. Soru B. Okuduğunuz çizgi romanı hem konusu hem de anlatım açısından değerlendirip beğenip beğenmediğiniz, ilginizi çekip çekmediği ve benzeri bu konulardaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Cevap, çevre hakkında bizlere bilgi vermesi ve bilgileri eğlendirmesi çok hoşuma gitti. Soru C. Seçtiğiniz bir kişiye veya kişilere üstteki maddelerde yaptığınız çalışmalardan hareketle okuduğunuz çizgi romanı ana hatlarıyla anlatınız
ve çizgi romanla ilgili görüşlerinizi ifade ediniz. Cevap: Okuduğum çizgi romanın adı birçok hayranının dolduğu dünyada çok tanınan Asterix ve Obelix çizgi romanı, çizgi roman Küçük Galya köyünü anlatmaktadır. Galya bugün Fransa'ya eskiden verilen isimdir. Küçük Galya köyü büyücüsü, şefi ve de büyülü şerbet kullanan köyün savaşçısı Asterix küçükken kazanan düşen Obelix'in maceralarını anlatmaktadır. Küçük Galya köyü Romalılar tarafından işgal edilmemiş tek yerdir. Sezar burayı fethetmek için türlü oyunlarda çevirse kahramanlarımız her türlü bu oyunları bozmaya başarmış ve kilerini işgalden kurtarmaya başarmıştır. Eğlenceli komik diyalogların olduğu zevkli bir çizgi roman serisi olan Asterix ve Obelix çizgi romanlarının sizin de okumanızı tavsiye ederim. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 102 cevapları. 3. çalışma soru. Aşağıdaki görsel metnin hangi bölümünde giriş, gelişme, sonuç yer almaktadır? İşaretleyiniz boş bırakılan konuşma balonlarını doldurunuz. Cevap B. Gelişme. 4. çalışma soru. Aşağıdaki neden sonuç cümlelerini çizgi romana göre tamamlayınız. Rachel doğayı ve hayvanları çok sevdiği için. Cevap onlara zarar veren her türlü olayın kimyasalın karşısında yer alır. Rachel insanları bilinçlendirmek ve harekete geçirmek için cevap gazetelerde yazılar kaleme alır. Rachel doğada gördüklerini defterine not ettiği için cevap onun tuttuğu notlar kitaplaştırılıyor ve çevre bilinci kavramı ortaya çıkıyor. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 103 cevapları. 5. çalışma. A. Talimatname kelimesinin anlamını öğrenip aşağıdaki talimatnameyi okuyunuz. Ormanda uymamız gereken kurallar talimatnamesi. 1. Çöplerimiz ormanda bırakmamalıyız. Bunları yanımıza almalıyız. 2. Karınca yuvalarına zarar vermemeliyiz. 3. Yüksek sesle bağırarak konuşup canlıları rahatsız etmemeliyiz. 4. Gereksiz yere bitki ve çiçekleri koparmamalıyız. 5. Ormanda ateş yakıp ızgara yapmamalıyız. Sadece ızgara alanlarını kullanmalıyız. 6. Köpekle ormanda dolaşırsak köpeğimizi ipe bağlı şekilde gezdirmeliyiz. Onu başıboş bırakmamalıyız. 7. Sadece yiyebileceğimiz kadar böğürtlen ve mantar toplamalıyız. Soru B. Orman gezintisi yapan kişilerin yukarıdaki talimatnamelerde verilen yönergelere uyması neyi sağlayacaktır? Açıklayınız. Cevap: Ormanların korunmasını sağlayarak temiz olması ve yangınların çıkmasını engellemektir. 6. çalışma. Soru. Aşağıdaki cümlede pekiştirmek bir kelimenin anlamını güçlendirmek demektir. O halde pekiştirilmiş kelime, anlamca güçlendirilmiş kelime demektir. Bilgisine örnek olabilecek kelimenin altını çiziniz. Cevap. Masmaviydi kelimesinde mavi rengi pekiştirilmiştir. Gökyüzünün aşırı bir şekilde mavi olduğu ifade edilmektedir. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 104 cevapları. 7. çalışma. Soru. Aşağıdaki metinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışları metnin üzerinde düzeltiniz. Cevap. Dünya Güneş'e en yakın 3. gezegendir. Kanıtlara göre
4,5 milyar yıl önce oluşmuştur. Dünya güneş etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyanın kendi ekseninin etrafında dönüşü ise 24 saat sürer. Bu süre bir gün olarak adlandırılır. Dünyanın %70'i su, %30'u ise karadır. 8. çalışma. Aşağıdaki çalışmayı aşama aşama gerçekleştiriniz. Verilen görselleri inceleyiniz. Çevre, canlılar, doğa ve benzeri konulardan birini seçiniz. Cevap, bu doğa konusunu seçerim. C. Aşağıya seçtiğiniz konuda düşüncelerinizi özetleyen bir ve mesaj içeren bir cümle yazınız. Cevap, doğa bizlere güzel yaşanacak bir dünya sağlar. C. Bir A4 kağıdının üst kısmına istediğiniz bir yazı stilini kullanarak sloganınızı yazınız. Cevap, güzel bir dünya için doğayı koru ve sev. D. Kağıdınızı incelediğiniz görseldeki gibi çizimlerle ve görsellerle zenginleştiriniz. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 105 cevapları. 9. çalışma soru. Aşağıdaki şiiri okuyup bu şiirde anlatılanlardan hareketle kısa bir hikaye yazınız. Cevap. Günlerden bir gün ilkbahar mevsimi daha yeni gelmişti. Aile birlikte kırlara gitmeye karar verdik. Anne ve babamla kuş resimleri olan bir uçurtma yaptık. Kırlara gittiğimizi ilk olarak annemle eğlendik ve güzel yemekler yedik. Annem ve babamla uçurtmayı göklere kadar uçurduk. Belli bir zaman sonra kuşlar uçurtmanın etrafında dönmeye başladı. Bu beni çok mutlu etti. Kırlarda ailemle harika bir zaman geçirmiş olduk. Evet arkadaşlar, benim cevaplandırmam bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.